Evet, selamlar, merhabalar. Bu hafta sizlere başlıktan da anladığınız gibi ya da anlamadığınız gibi başlığa, çünkü ne yazsam şu an hiç kararsızım. Ne s**kin bir şey olduğunu da bilmiyoruz. Sizden çok mesaj geldi. Bunu incele, bunu incele, bunu incele diye. Abartmıyorum bu arada. Hani klasik diğer YouTuber'lar ya da fenomenler gibi yalan söylemiyorum. Hani genelde şey var ya, işte sizden çok şey geldi, mesaj geldi. İşte şunu sordunuz, hop reklama bağlıyor ya mesela. Bizde öyle değil. Sizden çok mesaj geliyor. Biz gidip dolandırılıyoruz a**ayım. Hani sizden mesaj gelince. Bu işte son nanoteknoloji bilmem neli. İşte buradan böyle bileğimize takıyormuşuz. Buradan telefon yansıtıyormuş. Ve 180 liraymış. Ah, 180 lira. Öyle a**ın uçan araba görse onu disteyecek. Şimdi kargo geldi. Klasik. Burada işte bizim adresimiz yazıyor. Şurayı alt tarafı bantladım. İçerik 1 adet dijital bileklik yazıyor. Böyle bir yer yok demiş adrese. Çünkü kargo şirketi gelmiş, adreste bulamamış. Bir de bizi inkar etmiş. Bakın böyle bir yer yok diye. Messe inşaat. Ya ne bileyim, bu inşaatçıların dolar yükseldikten sonra işi gücü kalmadı. Herhalde bir şekilde insanları s**elim dediler. Bu arada bilmiyorum, belki o cihaz gelirse hepimiz göt oluruz şu anda. Yaklaşık bir hafta öncesinden sipariş ettik biz. Geldi ve kıpır kıpırız a**ayım. Hani herkes böyle sallıyor, alıyor, şuradan bakıyor, buradan bakıyor. Şey bile oldu bende, hani o kadar böyle bir haftadır durdu ki dedim ki lan gerçekten çıkarsa ne diyeceğiz a**ayım. Belki böyle bir teknoloji herifler hakikaten 180 TL'ye satıyor kargo dahil. Şimdi hadi hazır mısınız, başlıyoruz. Allah bilir ne çıkacak. Ya a**ayım, bu ne ya? Bu nasıl bir ambalaj ya? Bu ne ya? Bu ne bu? Gül lokumu bu. Ne a**ayım? Şuna bak. Ya şey, bu AK Partili müteahhit duvar kağıdı değil mi a**ayım ya? Ya kusura bakmayın da yani dayımın evinin duvar kağıdı gibi a**ayım ya. Altın varaklı saçma sapan bir evi var a**ayım. Ya bütün nefesim kaçtı a**ayım. Açasım gelmedi. Evet, hazır mıyız? 3, 2, 1... Nike yazıyor oğlum. Nike yazıyor lan. Ya bu nasıl bir şey ya? Bu ne a**ını okuyayım? Şöyle basalım. Pil de yok a**ım şeyin. Allah'ım nasıl inceleyeceğiz bilmiyorum bunu ya. Evet. Ne RAM olduğu belirsiz saçma sapan bir şey geldi. Nike yazıyor a**ım. Yani Nike'ın buna haberi yoktur ya. Bu nasıl bir plastik sanayi? Kral. Evet bu geldi. Yine mi saat? A**ını kodumun kanalında yine mi saat inceleyeceğiz biz ya? Şunları alsana. Ya sevgili Messe inşaat yetkilileri. Hani sizin bence evveliyatınızı s**eyim değil mi? Tamam mı? Yapacağınız işi a**ına koyayım. Ya bir de şöyle oldu. Hakikaten şöyle oldu yani. Bunun nesini inceleyeceğiz a**ım, ayrı konuda. Şöyle oldu. Kargo firması dedik ya, yanlış adres yazmışlar. Bulamadı. Bir de biz kargo firmasına gittik. Kargo şubesine biz gittik yani. Nasıl diyeyim? A**ak bize gelmedi. Biz a**a gittik. Direkt hani almaya. Evet, takalım bakalım. Delireceğim, kafayı yiyeceğim ya. Delireceğim. Bak ne göstereceğim size, onu gösterecektim az önce. Şimdi ya burada bir hukuksuzluk var, tamam mı? Bu a**a koduklarım. Bu çocukları, buraları bipleyelim de dava açmasın. Ya bir şey söyleyeceğim. Hakikaten bak, her s**k atlıyoruz da. Adam buraya demiş ki bir adet dijital bileklik, bak. Dijital diyor. Akıllı demiyor. Kolay bilmem ne yansıtan demiyor. Diyor ki ben bunu gönderdim, kapıda ödemeyle aldı. Bak içerikte yazıyor diyor herif. İşin kötü tarafı. Hakikaten böyle bu. İşler bu şekilde işliyor. Dijital bileklik yazdım diyor. Adam 180 lira gördü, ödedi de aldı diyor. Al amına koyayım. Dijitalse dijital, bileklikse bileklik. Mahkeme, hakim diyor ki a**a kodumun diyor. Sen bunu görmüşsün diyor, ne olduğunu bilerek almışsın diyor. Ama hakim bey işte akıllı bileklik. Ya zaten o teknolojinin varlığına inanıp da 180 TL alabileceğini düşünen adamın da kafasını s**eyim ya. Çok sinirlendim a**a koyayım. Ulan bari o şey çıkaydı ya. Bu sirket mi bir şey yazıyor da böyle incecik, böyle şerit şerit. Bari o çıkaydı a**a koyayım ya. Nasıl takılıyor bu s**tiktim şey ya. Böyle aha. Nike'ın da haberi yok a**a koyayım. Aha. Şahane ya. Bayram çocuğu gibi oldum a**a koyayım. Bakkaldan torpilalı patlatesim geldi. Bunu aldığımız web sitesinde, bu arada yeşil şey bilerek serdim. Masa çok parlıyor diye. Hani size de bu turuncu şahesere doya doya bakın diye. Zaten biz s**ileceğimizi biliyoruz, tamam mı hani. Zaten bilerek dolandırılıyoruz ki başkaları s**ilmesin diye. Onda sıkıntı yok. Ben de şey diyorum hani. Ulan akıllı hani bir telefona bir şey bağlayabileceğimiz bileklik çıkar bari. Hani en azından 2-3 dakika kurcalarız da videoda konuşacak bir şey olur diyorum. O da çıkmıyor. Bunu böyle göndermiş. 5 liralık şey, Alanya Kemer'de dandik turist pazarlarına satılan şey gibi. Şimdi bunları web sitesine giriyorsunuz. Diyorsun ki orada işte sitenin içinde şey diyor. İade koşulları falan filan yazıyor. Bilmeler troll o çocukları ya. Oraya tıklıyorsun, tıklanmıyor. Hani iade koşulu falan yazıyor ama hani tak geçiyor bayağı sende. Na ya mı iade edersin gibi. Ama mesela bak bu dolandırıcılar şey. İşte dediğim gibi az önce bileklik diyor, bileklik. Hani cep telefonu diyor işte akıllı, atıyorum diyor ki işte Samsung 4 kameralı ama 200 lira tabii. Sen de 200 lira 4 kameralı telefon alacağını düşünüyorsun. Hani yani onu düşünen adam zaten yemeği hak etmiş bir adam. Ama başka telefon gönderiyor. İşte bileklik diyor, bileklik gönderiyor. Yani hukukta şöyle bir açıklık var ve bunu çok iyi kullanıyorlar. Yani belediye gibi okuyayım işte. Çalıyor ama çalışıyor işte. Böyle garip bir yer. Ya yani şunu biz yapsak, hani sen ben yapsak, belli ki bu adamlar zengin firma, tamam mı? Deli gibi paraları var. Taklılar da, avukatları falan da şimdi çok muhatap oluruz bu videodan sonra. Şunu biz yapsak, o çocuğu hırsız oluruz. Onlar yapınca yolsuzluk yapmış oluyor. Ne şu saati geri takayım ya. Sinirlendim.
Şikayet var koma baktık. Yorumları okumayacağım. Hani Mest'e dağıtım diye geçiyor. Mest'e inşaat yazmıyor. Ama yine bir kişi işte hakkımı helal etmiyorum yazmış. Bilmem ne yazmış. Okuyayım. Uçan araba çıksa, internette böyle uçan araba reklamı görsek, altına da şey yazsalar, ÖTV vergisi yok. Uçan araba. Sadece işte 5000 lira. Yemin ediyorum çoğu kişi alır internetten. Okuyayım. İnanıp da. Okuyayım. Öyle bir teknoloji yok zaten dünya üzerinde ya. Bunu bana aldırttınız. Zorla bildim şu anda. Ya bir de şunu da soracağım. Hadi diyelim. Hadi bakalım teknoloji ilerledi. Tamam, bunu böyle kolumuza tak. Bak şimdi bir simülasyon yapalım. Kral şey de ayarlanıyor ha. Bunu buradan koluma göre ayarlayayım bari. Bakayım. Elimi keseceğim şimdi s**in ürün yüzünden. Diyelim ki ayarladık, ayarını da yaptık. Saatin var, tamam mı? Koluna taktın. Buraya yansıtıyor. Ya ulan zaten şu kadar pil. 600 mAh olsun maksimum. Koluna yansıtıyor projeksiyon. Zaten bunun şarjı 3 saat. Hadi oralara geçtim s**in. Telefon çalıyor. Ya da manitayla yazışıyorsun. Kola yansıyor. Böyle mi yazışacaksın? Herkes görecek mi senin ne yaptığını? Yani olsa da kullanılacak bir teknoloji değil yani, onu demeye getiriyorum. Üf, asabım bozuldu. Bakayım. Bu arada bu sistem nasıl işliyor biliyor musunuz? İnternetten form dolduruyorsunuz. Telefonunuzu falan giriyorsunuz. Sizi arıyorlar. Hani onaylıyor musunuz? Adres şunu teyit edelim falan filan. Carşı. Evet alıyorum diyorsun. Çünkü yasal olarak bir onay almak zorunda senden. Ama bunu çok tatlı dille söylüyorlar. Ya bunu bu sefer ben aramadım. O yüzden geri aramayalım. Hani tekrar tekrar aynı geyik yapıyormuşuz gibi hiç gerek yok. Hani aldığımız yeri aramayalım. Bunu bizim arkadaş Yasin aldı. Numarayı şey mi yanında mı? Numara yanımda da gerek yok. Açmayacaklar zaten. Onun için arayan kadın aşırı kibardı ama. Ben bir daha dolandırılırım buradan yani. Hoşuma gidecek. Ya. İyi tamam. S**ler ama muamele güzel diyorsun. İyi yarasın. Ne diyeyim bakayım yani böyle bir şey olamaz. Ya bizim bir tane böyle hikaye vardı. Anlatayım bak. Hırsıza bile hak verdiğimiz bir hikayeydi. Şimdi hırsızlığın böyle popüler olduğu bir yerler vardı ama hırsızlığın kendi için bir raconu vardır, tamam mı? Hani ben işte atıyorum şuradaki mahalleden araç çaldım deyip s**ler olup gidemezsin. Çünkü o mahalleye bakan hırsızlar senin sülaleni s**ler. Mafya gibi bir şeyler var, tamam mı? Bu adamların kendi arasında bölgeleri var, muhitleri var. Bu bölgeleri bazıları bakıyor, bazıları bakmıyor. Neyse. Şimdi bizim mahallede böyle Hüseyin abi diye bir abimiz var. Böyle hani racon bilir, şey bilir, hani yol yordan bilir, tanır herkesi falan. Mesela atıyorum bu adamın evinde komşusuna hırsız girmez, tamam mı? Neyse. Bir gün apartmana yeni birileri taşınıyor. Ya Hüseyin abi de bütün her çeri çöp herkesi tanır yani. Çeri çöp dediğimde işte hırsız it kopuk takımı. Bir gün işte Samet diye bir tane şey vardı böyle. Genç işte hani benden bir iki yaş küçük falan. Şimdi çocuğu var. O taşınıyor. Çocuğu oluyor yeni. Çocuğu da hani böyle gelen giden altın altın takar ya. Neyse aradan bir iki hafta geçiyor. Bir şey oluyor. Evine hırsız giriyor. İşte bu çocuğu işte kayınpederlere götürürken falan filan ilk böyle evden dışarı çıkarken neyse. Abi diyor ki ya işte hırsız girmiş eve işte birinci yani apartmanın böyle yüksek katında oturuyorlar. O şeyi demiri falan sökmüş atmışlar hırsızlar. Girmiş eve almışlar ne var ne yok. Altınları almışlar. O da şey diyor hani çocuk işte okul parası olacak da falan da filan da neyse işte cana geleceğine mala gelsin bilmem ne. Bu gitti dedi ki ya Hüseyin abi böyle böyle falan filan. Hüseyin abi dedi ki ya buluruz dedi. Hani ben dedi hani buraya hırsızlık yapma yani bu muhitte hırsız dadananların tanıyorum dedi yani buluruz. Dedi gidelim hep beraber gidelim dediler. Bunu Hüseyin abi anlatıyor bana. Bunlar Samet alıyor gidiyor Hüseyin abiyle. Şimdi bak şöyle bir ortam düşün. Hüseyin abi diyor ki ya bu işte hırsızlar diyor. Onların da baktığı birisi olur diyor. Hani abi işte biz aldık şuradan aldık buradan aldık. Hani hem bölge kontrol altında olsun hem de muhiti bilsin diye. Neyse bir depo gibi bir yere gidiyorlar. Atıyorum işte bir tane de neydi adamın adı Reşit miydi? Ne boksa bir adam var orada işte. Hüseyin abi anlatıyor. İşte bunların diyor hani hesap verdiği adam budur diyor. Demiş ki Hüseyin ya demiş böyle böyle benim komşuya gelmişsiniz demiş. Reşit diyelim adama. Neyse Raşit olabilir. Reşit işte böyle böyle muhabbet olmuş. Hani çocuğun da işte şey tanırım ben bilirim. Bizim mahalleden. Garibandır. Hani bulursan sevinirim demiş Hüseyin abi. Hani senden böyle çok çok iyilik istemem. Hani bana bu iyilik yaparsan sevinirim. Hüseyin abi de hakikaten herkes çok sever. Hani şey demiş. Abi demiş olur mu hemen buluruz bilmem ne. Sağa sola telefon açıyor. Oturun bir çayımız için. Oturun bir bilmem ne yapalım. İşte gelmişler. İşte, adam işte anlatıyor tabii. Adamlar bulmuşlar herhalde altın kimin aldığını falan. Haberi olmuş. Abi işte çocuklar geliyor bir yarım saat oturun bir çay için muhabbeti yapmışlar. Bu arada adam anlatıyor işte. Ya diyor Samet kardeş diyor kusura bakma diyor. Aslında diyor işte iyi ki diyor hemen geldin diyor. Yoksa diyor işte biz bu altınları çalmakta sıkıntı oluyor. Çünkü hemen bozdurmamız lazım. Elimizde bizim içe çıkmaması lazım falan filan carçut. Hüseyin abi şimdi anlatıyor. Ya Samet'le Hüseyin abi depoya doğru giderken şey diyormuş işte Samet. İşte abi işte bıçaklayacağım, katil olacağım, işte çocuğumun rızkı bu sefer öldüreceğim. Hüseyin abi de şey oğlum demiş hani bildiğin gibi bir ortam değil. Sen konuşma bile demiş hani ben konuşayım. Yok demiş abi işte ne demektir ya bu işte burası Muz Cumhuriyeti mi ama hak var hukuk var böyle esit gülüyormuş tamam mı Samet? Neyse sonra işte bu görüşler Hüseyin abi anlatıyor. Ya diyor okuyayım diyor. Bu Reşit diyor anlatıyordu işte oğlum diyor işte biz diyor iyi ki altınları erken aldırdınız hemen yoksa biz bozduruyorduk. Yok bozduktan sonra zaten bulamazdınız parasını da veremezdik bilmem ne bilmem ne. Samet böyle bir yudum çay almış. Demiş ki abi sizin de işiniz zor vallahi demiş. Hüseyin abi demiş ki oğlum yolda esip gülüyordun diyor. Oğlum sus okuyayım salak salak konuşma dedin diyor. Öyle bir şey yani bizim net hırsızı da hak veriyor okuyayım. Olay bu yani başına gelince hemen götümüz başımız ayrı oynuyor. Lafa gelince bakın mangalda kül bırakmıyoruz. Öyle bir adamız. Sen biliyor musun mangalda kül bırakmanın değil, anlamını? Biliyorum da inşallah benim bildiğim gibi değil. Senin bildiğin gibi bakayım. Şimdi şöyle anlatayım. Geçen bir tweette de gördüm. Önüme çıktı. Araştırdım yazdık internete falan da işte mangalda kül bırakmamak. Bakın çok temiz bilgi veriyorum. Tam böyle götüne sokmalık bilgi insanı yani böyle.
Hiçbir s**ine de yaramaz ama bunu ortamlarda çok garipsineceğiniz bir bilgi. Manitayı anlatırsın, senden koşarak uzaklaşır. Böyle bir bilgi. Şimdi Yeniçeri Ocağı'nda bir askerin eşcinsel olup olmadığını anlamaları için bir heyet kurulurmuş, jüri gibi. İşte jüri böyle devasa bir işte mangal denirmiş ona. Kül, odun ateşinin külüne adamı dermiş ki var gücünde buraya osur. Osurduğunda böyle toz duman olursa, hani sağlam basınçtan sağlam kuvvetle osurursa, demiş ki hani bu adam şey işte eşcinsel değil. Mangalda kül bırakmıyor. Heyt be yiğidim falan filan carçurt. Bu adam da osuruyor. Mangal pitif diye dağılıyor. Hani mangalda kül olduğu gibi duruyor. Ha demişler ki bu arkadaş eşcinsel. Ocaktan kovulmuyor. Arka plandaki işlere veriliyor. Hani savaşçıları önden giden savaşçı işte şeyleri Yeniçeri Ocağı'nda kullanıyorlar. Arka tarafta yine hani bunun mutfağı var, şeyi var, bilmem nesi var. Öyle kullanıyorlar. Bu mangalda kül bırak deyimi de buradan geliyormuş. Çok güzel bilgi a**ayım. Yani şu an var ya şok oldunuz. Keşke dolandırılmasaydık. Evet, artık bunun içini açalım mı ya? Bu videonun temel amacı hani bunu incelemek değil zaten. Gördüğünüz gibi böyle bir şey dolandırılıp götümüze giriyor. Onu göstereceğim. Şöyle bir arkadan basınca bunun vidası çıkar zaten. Ondan uğraşmadım işte taşla maçla. Taşı getirsene ya. Ya şuradan tam çıkar gibi oldu. Çıkmadı a**ayım. Dijital çocuk saati göndermiş. A**ayım feryatları. Evet, şimdi tekrar sayıda gelelim. Arkadaşlar birincisi olmayan teknoloji a**ayım, tamam mı? Yani uçan hoverboard almak gibi bir şey 180 TL'ye bu. Hayal gücünü s**lerim çok da iyi pazarlamışlar. Ya Fox TV'den falan şeyler geliyor ya. Hani Fox haber bültenlerine çıktı, yok işte akıllı bileklikte çok. Büyük ihtimalle o haberleri seslendiren adama para vermişler. Hani dublajcısına onu yapmış. Fatih Portakal falan çıkıyor s**ayım böyle alakası. Öyle kandırıyorlar milleti. Ya çok garip memleketiz s**ayım. Hakikaten öyleyiz yani. Bakalım içinde ne varmış. Bakalım ne var. Saat pili çıktı s**ayım. Ya ulan. Muazzam ya. Ya ne a**an bir üründür bu arada. Yemin ediyorum. Ya bir de bir şey söyleyeyim mi? Hani bunu bileğini takan adam zaten kaşıntıdan alerjiden ölür. Bu a**an okudum. Bir gün önce Çinli'de çöp torbasıydı. Kusmuk vardı bunun içinde. Kedi kusmuğu vardı a**an. Bir gün sonra geri dönüşümlü plastik yapmışlar. Öyle bir şey. Neyse ya. Böyle de bir bölümdü. Yani bu bölümlerin amacı hem böyle 10 dakika 15 dakika eğlendirmek bilmem ne. Hem de hakikaten bu dal a**lara para kaptırmayın artık ya. Hani biz biliyoruz, eyvallah, bilerek yapıyoruz zaten bunu. Hani böyle bir şey olmayacağını biliyoruz ama yine çok geliyor. Hem sizin merakınızı gidiyoruz, hem eğleniyoruz, hem de olur da sağda solda bunlar biraz yayılırsa, konuşulursa falan millet en azından kanmaz diyoruz. Evet, hadi kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay. Kodum. Yapacağınız işi s**eyim ya. Fatura verdiler mi bunlar bize? Yo, ne faturası? Fatura da vermemişler a**ayım. Al, nerede o şey? Maliye, yetiş. Bu ihbar var a**ayım. Nerede o imlerin adresleri? Fatura vermedin. Bastı tabi. Maliye kapına gelsin. Faturasız gönderdiler. Bilginiz olsun. Hadi geçmiş olsun. Bu kargo şirketleriyle falan bundan alakası yok. MNG olur. Hatta Aras Kargo'yla göndeririz dediler değil mi? Sonra Aras MNG geldi. Dedi. Yani adam diyor ki akıllı dijital bileklik diyor. Evet, kargo firması da şey ama fatura kısmını nasıl hallediyor kargo firmasıyla? Resmi satıcı olmam gerekiyor benim. Evet. Şirketim ben. Kağıt üzeri bir şirket. Ya bu adamlar yasal olmayan hiçbir şey yapmıyor ki. Akıllı. Acaba faturayı kargo firmasına mı kesiyor? Bence fatura falan kesiyordur, şey yapıyordur. Bu adam da olabilir. Yolladı mı yolladı. Yasa dışı bir durum yok. Bilmiyorum ya. Yemin kanalı açtığımızdan beri daha doyamadık a**ım. S**kilip duruyoruz. Hadi kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenin. Paylaşın. Millet en azından bu yani diğer goy goy yaptığınız videolara eyvallah da bu tarz videolar en azından rehber olabilir. Hani milletin kafasındaki soru işaretlerini falan giderebilir. O açıdan söylüyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dediğim gibi böyle abuk sabuk ürün varsa abi biraz da şu tarafa doğru s**kil. Biraz da bu tarafa doğru s**kil diyen varsa Instagram'ı biliyorsunuz. Oradan DM atın. Hani şöyle s**kil, böyle s**kil. Şunu al, bunu al. Her türlü. Evet. Hadi kendinize iyi bakın. İyi oldu yalnız. İyi s**kildik. Hadi hoşçakalın. Bay bay. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? 180 liraya taşı koyacağım kutuyu buldum a**a koyayım. Hah, hop tertemiz. Mis gibi oldu lan. Güzel oldu. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.